Binder'ın altındaki ana klasörlerden diğeri Research. Bu da proje ile ilgili yaptığımız araştırmalar toplanacak. Mesela neler olabilir? Resim, PDF, ses dosyası, video, internet sayfası olabilir. Roman veya hikaye yazıyorsak bununla ilgili karakterlerin sayfaları, fotoğrafları onların. Bunun gibi aklınıza ne gelirse buraya, yani bunu bir taşıyıcı gibi düşünün. Bunun altına istediğiniz her türlü dosyayı atabilirsiniz. Mesela daha önce bu Ay maddesinin yer aldığı Wikipedia sayfasından konuyla ilgili fotoğrafları indirmiştim. Şimdi onlardan bir ikisini sürükle bırak tekniğiyle atabilirim veya ekleden dosya seçeneğiyle sayfamdan seçebilirim. Eğer böyle gözümüzün önündeyse sürükleyip bırakmak daha kolay tabii ki. Mesela şu konuyla ilgili olarak ayın ön ve arka yüzünü buraya sürükleyip bırakınca atmış oluyorum. Gördüğünüz gibi iki dosyayı da büyük olarak görebiliyorum. Eğer sağ tuşa basıp veya çift tıkladığımda çıkan menüye ulaşarak buradan yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Döndürme işlemi olabilir veya ekrana sığdır seçeneği. Buradan diğerlerini de bir atalım bakalım neler var. Komple. Gördüğünüz gibi bir Buzz Aldrin, bu ayda yürüyen ikinci insan olarak yürüdü büyük ihtimal tabii. Mesela bunun bir ses dosyası var. Günaydın demiş bize. Bakalım. Buradan dinleyebilirsiniz ses dosyasını. Bu kadar. Diğer fotoğraflar, krater. Mesela belki burada kraterlerle ilgili konu için nasıldır, ne şekilde. Yani bir şey gibi düşünün. Bununla ilgili mesela bir hikaye ya da roman bir şey yazıyorsunuz ama gözünüze ayı getirmeniz, ayı. Ay uydusunu gözünüze getirmeniz lazım. Böyle nasıl bir şeydi falan. Burada ne oluyor? Burada kraterler var ama tam olarak da düşünemiyorum. Bakın bu çok keyifli mesela. Ay'dan dünyanın doğuşu mu diyelim artık. Çok etkileyici. Biz buradayız mesela, çok komik. PDF dosyası var. Mesela gördüğünüz gibi bu dosyayı komple attı. Bunu İngilizceydi. Öyle bir örnek olsun diye buldum. Mesela şöyle bir durum da var. Türkçe materyal de olabilir. Şuradan şeyi seçip başka bir yere kopyalayabiliriz gördüğünüz gibi konuyla alakalı tabii ki hepsini değil kopyalayıp yapıştırabiliyorum herhangi bir şey. Evet, neyse, burada dediğimiz gibi materyaller var. Bunları da tabii ki klasör altında toplayabilirim. Mesela bunlar resim ve V'si yok, resim. Evet, bunlar resim dosyaları. Bu tek oldu, bu PDF. Bunu gibi web sayfası atabiliriz. Yani hatta şu örneğe bakalım. Burası A ile ilgili örnekti. Bunu sürükleyip de bırakabilirim. Hatta o örneğe bakalım. Research klasörünü attığımda burada bir soru gelecek bana. Dedi ki bunu nasıl at? Ya web sayfası olarak atmayı birazdan göreceğiz. Bu web sayfasının bir ekran görüntüsünü alıyor, öyle düşünelim. Yani burada PDF olarak veya text dosyası olarak kopyalayabiliriz. Veya web sayfasının tamamını komple MHT, biliyorsunuzdur belki, bütün fotoğraflarla beraber buraya atabilirim. Ben PDF olsun istiyorum. Bunu yaptıktan sonra, yani bu biraz daha şey gibi, internete girip çıkmak yerine eğer tek bir görüntü varsa onu buraya atıp arada bakmak için uygun bir yol olabilir. Gördüğünüz gibi bu
uzun bir dosya attı. O yüzden biraz uzun sürdü. Web sayfasının PDF hali burada. Yani bir şekilde yine bunu genişliğe uydur diyebilirim. Buradan alacağım bir şey olursa tekrar aynı şekilde kopyalayıp yapıştırabiliyorum. Şimdilik böyle kalsın. Evet. Yani bunu şey diyelim hatta. Bunda da materyal mi yapsak aslında? Yapmayalım. Şimdilik bu kalsın. Ufak bir çöpten ekimizde neler oluyor? Ona da bakalım. Ondan sonra ortadaki bölüme geçeceğiz.